Denilebilir ki milli ekonomi modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe gömüyor. Kapitalizmi tarihe gömen milli ekonomi modeli dünyada yeni bir dönem başlattı. Modelin sahibi olan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Rusya Parlamentosu Duma'da şu dikkat çekici ifadeleri kullanmıştı. Milli ekonomi modelinin en önemli özelliklerinden biri, globalizmin karşısında devletlerin ayakta durabilmelerini temin edecek formülleri içermesidir. BTP liderinin başta Rusya olmak üzere BRICS ülkelerinde uygulanan milli ekonomi modelinde yer alan milli paralarla ticaret projesi yeni bir dönem başlattı. Yeni dönemde ABD'nin dolar hegemonyası çöktü. Bu durum ABD'nin gerçek yüzünün de daha net görünmesine neden oldu. Hem ABD içinden hem de ABD dışından yapılan analizler ABD'nin büyük bir borç batağı içinde olduğunu gösteriyor. ABD'nin ünlü finans şirketi Allianz Bernstein, ülkenin kamu borcunun gerçek boyutunu saptamak üzere bir araştırma başlattı. Yapılan araştırmalara göre devlet borcu, ülkenin gayri safi milli hasılasının %1832'sini oluşturuyor. Bu oransa ABD hükümetinin iddia ettiğinin 18 katına tekabül ediyor. Devlet borçlarından söz açıldığında ABD hükümeti, borçlarının ülkenin gayri safi milli hasılasının %106'sına tekabül etmekte olan 22.5 trilyon dolardan fazla olmadığını iddia etmekteydi. Üstelik hazinenin diğer devlet kuruluşlarına olan borçları bu hesaba katılmadığında, kamu borcunun %16.7 trilyon dolarla ülkenin gayri safi milli hasılasının yalnızca %78'ine tekabül ettiği söyleniyordu. Ancak Allianz Bernstein şirketinin baş ekonomisti Philip Carson'ın Sezelak'ın açıklamalarına göre ABD'nin toplam borcu hesaplandığında iddia edilenden çok daha kötü bir tablo ortaya çıkıyor. Zira ülkenin kamu borcu 388 trilyon doları aşıyor. Bu durum ABD'nin aslında battığına işaret ediyor. Ekonomisi çöken ABD'nin başkanı Trump, Körfez ülkelerinden para alacaklarını defalarca dile getirmişti. ABD'nin batan ekonomisini ayakta tutmak için bir diğer taktiği de son örneğini İran'a yönelik adımlarında da gördüğümüz gibi yaptırım ve savaş tehditleri.